Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yoğurtlu mantı ve yüksük çorbası tarifi vereceğim. Yapımına geçelim. Arkadaşlar, hamurumu hazırlamak için 1 kilo un, tuz ve su kullandım. Çok yumuşak olmayan, biraz sert kıvamda hamur elde ettim. İç harcı için yarım kilo orta yağlı kıyma, 2 orta boy soğan, soğanları ince ince doğradım. İsteyen robotta da çekip suyunu sıkabilir. 1 çay kaşığı karabiber, yarım yemek kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı pul biber kullandım. İç harcı hazırladım. Şimdi hamurumuzdan parçalar keserek bezeler yapacağım. Bu şekilde bezeler yapıyorum. Şimdi hamurumuzu açmaya başlıyorum. Biraz altına un koydum. Biraz da üzerine. Bu şekilde açarak iyice büyüteceğiz. Hamurumuzu açtık. Şöyle incecik, çok incecik değil. Yani biraz etli hamur olacak. Bazlama kıvamında. Şimdi arasına un katıyorum. Katlayacağım kesmek için. Arası unlu olursa hamur birbirine yapışmaz. Belli aralıklarla bu şekilde kesiyorum. Şimdi tekrar küçük küçük kareler haline bölüyorum. Kıymamızdan içine koyup elimizde şu bu şekilde küçük küçük yüksük çorbası, başka bir deyimiyle şiş börek, bazı yörelere göre ismi değişebiliyor. Mantı çorbası, mantı şeklini veriyoruz bu şekilde. Hamurlarımızın üzerine kıymalarımızı küçük parçalar halinde koyuyorum. Şimdi kapatmaya başlıyorum.
Şimdi de yüzük şeklini verelim. Karelerin köşeden köşeye katlıyoruz. Parmağımızla şu şeklini veriyoruz. Yüzük şeklinde. Birkaç tane daha yapayım. Arkadaşlar, yüksük çorbamızın hamurları hazır. Birazdan bunu pişireceğim. Şimdi bir tepside ayrıyeten mantı için yaptık, hazırladık. Bunları da fırınlayacağım. Fırınladıktan sonra buzdolabı poşetine koyarak difrize atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, yüksük çorbamızın suyunu ocağa aldım. Şimdi et suyu ekliyorum. Toplamda 12 su bardağı su kullandım. Şimdi bir fincandan bir parmak eksik pirinç yıkadım. Onu da ekliyorum. Bazı yörelerde buna mercimekle de yaparlar. Yeşil mercimek koyarak da yaparlar. Biz de pirinçli tercih ediyoruz. Arkadaşlar, bu da yoğurtlu mantı için mantılarımı haşlıyorum. Güzelce haşlansın bunlar. Şimdi yüksük çorbamın bir bardak nohut haşlamıştım. Haşlanmış nohutunu ekliyorum. Yeteri kadar tuzunu ekliyorum. Limon suyu ekliyorum. Şimdi de yüksük çorbalarımızın hamurunu içine atıyorum. Kaynayıp pişene kadar ocakta tutacağım. Yüzük çorbamızın sosunu hazırlıyorum. Yarım yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı domates salçası koyuyorum. Yağımızı da daha önceden tavaya aldım, ısıtmıştım. Salçamızı güzelce eziyoruz. Yağda yaktık güzelce. Şimdi kuru nane ekliyorum. Sosumuz hazır. Şimdi sosumu çorbama döküyorum. Sosu da mantının üzerine dökmek için ayırıyorum. Böyle hamurlar kızartıyorum. Bu hamurun içinde yağ, tuz ve su var. Böyle hamur yoğuruyorum küçük bir parça. Onu da küçük küçük keserek yağda kızartıp çorbamın içine ekliyorum. Çorbam hazır. Mantım haşlandı. Güzelce pişti. Sarımsaklı yoğurt da hazırladım. Şimdi üzerine döküyorum.
Üzerine de sosumuzu gezdiriyoruz. Yoğurtlu mantım ve yüksük çorbam sunuma hazır. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.